Sen hiç bu Fethi Bey'i duydun mu? Yok, vallahi duymadım. Bence öyle biri yok Meryem. Nasıl yani? Öyle işte. Kesin bir şey var. Falda da çıktı zaten. Ama Şükran, annemin bir sürü eski tanıdığı ahbabı var. Biz hepsini nereden bilelim? Ya. Annem nerede? Odasında. Bak gördün mü? Normal değil bu haller. Ben hissediyorum zaten. Kaç gündür içinde bir sıkıntı var. Ama Şükran. Bir terslik yok değil mi oğlum? Açıkçası var anne. Neden bana söylemedin? Hapishane meselesini diyorsan... O kızın zor durumunu nasıl kullanırsın anne? Ben kimseyi kullanmadım oğlum. Biz anlaştık onunla. O da kazanacak, ben de. Ama gönüllü olarak değil, değil mi? Zor durumda olduğu için, mecbur kaldığı için. Oğlum, hangimiz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz? Yatsın kalksın bize dua etsin. Biz olmasaydık ne yapacaktı? Nereden bulacaktı öyle bir avukat? Ya hastane? Mümkünü yok, karşılayamazdı bunları. İhtiyacı olduğu için bunu kullandın anne. Bak oğlum, madem bu yola girdik, bu işin oluru bu. Bir sürü kadın var bu işi parayla yapan. Hiçbirini istemedim. Neden? Çünkü hiçbirine güvenmedim. Ha, Elif'e güvendin yani. E kaçtı gitti. Nereye kaçabilir oğlum? Anası hapiste, kız kardeşi hastanede. Dönüp dolaşıp yamacımıza gelecek. Başka çaresi var mı? Keşke böyle olmasaydı. Keşke. Ben de isterdim gelinimin doğurmasını ama olmadı. Buralara kadar geldik. Yavrum, güzel evladım. İnşallah yarın hayırlı bir haber alırız oğlum. Ondan sonrası daha kolay olur. Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Çok merak ediyorum. Yarın belli olacak. Sence tamam mıdır? Bebek yani. Bilmem. Hemen yarın olsa. Tanıyor musun sen Elif'i? Bir kere görmüştüm. Ben de gördüm onu daha önce. Nar bahçesinde. Çalışıyordu. Benden bir kere parasını istemeye gelmişti. Çok ürkekti. Ben Kahraman Bey'in karısıyım dediğimde birden çekindi. İşime döneyim demişti. Patronun karısıyım diye korktu herhalde. Kahraman. Hayat nasıl tesadüflerle dolu. Ben çok üşüdüm yatacağım. Sen git, ben biraz daha oturacağım.